dünyaya bir ilki Türkiye olarak imzayı orada da attık ve böylece Çanakkale 18 Mart Köprüsü ile birlikte Avrupa Asya'yı bir de oradan ne yaptık? Bağladık. Şimdi hakikaten aşkınız varsa, inanıyorsanız ve bu ülkeye bir şeyler yapayım diyorsanız yaparsınız. Ve biz bu yola böyle çıktık ve bütün bunları da başardık, yaptık. Şimdi birileri çıkıp aç kaldık diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın? Aç kalan filan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol, işte sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, yapmış olduğumuz bu noktadaki parasal düzenlemelerle de vatandaşımızın bu imkanlarını da nereden nereye getirdiğimiz, bunlar da ortada. Fakat Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet, muhalefet yapmak için değil, sadece akılları bulandırmak için ne yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde. İşte yıllar yılı bugün Demokrasi ve Özgürlükler adasında da ifade ettim. Ta 27 Mayıs'ta 62 yıl önce bu CHP ne dediyse, değerli arkadaşlar, inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman rahmetli Menderes ve arkadaşları için? Uçaklarla dolu altın ve pırlanta kaçırdılar. Şimdi aynı şeyi şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor. Eline diline dursun. Yani Tayyip Erdoğan için böyle bir şey söyle de birileri yutsun mu? Yutmazlar. 2023 geliyor. Bu millet sana gereken dersi yine verecek. Ve utanmadan bir de kaçacak diyor. Erdoğan 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız. Ama sen tankların arasından kaçtın. Halkımızın sağlığını korumak ve geliştirmek adına tütün kontrolü konusundaki liderliğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol. Bir tıp fakültesi öğrencisi, stajyer doktoru olarak sigaradaki vergilerin artırılmasının gençlerimizi bu illetten uzak tutma noktasındaki kaldırım taşlarını sahada gözlemleyebiliyorum. Belirtmek isterim ki sigara vergilerindeki her %10'luk artış yetişkinlerde %4, gençlerimizde ise %10'luk bir bırakma noktasında etkili oluyor. İnşallah. Sigaradan devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret, yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor. Ama bu dediklerin bizim için geçerli. Sigaradan alacağımız 1-2 liralık bir sağlık vergisini bağımlılıkla mücadele çalışmalarında ve diğer sağlık harcamalarında kullanabiliriz. Biliyorum ki sigara içenler bizlere kızıyorlar, ancak buna en çok biz sağlık çalışanları, biz doktorlar seviniyoruz. Çünkü sigaradaki vergilerin artışı demek daha az akciğer kanseri demek, daha az inme, daha az kalp krizi demek, daha az ölüm demektir Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarım. Çok teşekkür ederim.